Gel abi. Bir dur. Al abi bir otur. Şimdi sıkı dur. Biz yarın evleniyoruz. Abi. Yok ama ya. Las kilitlenmesin. Sırası mı şimdi be? Bak sana mutlu olacağım bir haber veriyorum. Sevindirik olsana canım. Benim şöyle bir boynuma atlasana. Oo fındık aferin bak evde kalmaktan kurtuldum falan desene. Gerçi sen böyle bir şey söylersen ben senin kafanı kırarım. Neyse. Abi. Abi. Çakır gözlüm. Abi. Kendine gel be. Haydi. Ay abi ya. Bu evde mi bizim? Çok güzelmiş he. Abicim. Gelsene bir benimle. Hı? Gel gel. Yukarı. Ay bu ev gerçekten çok güzel he. Bir şey diyeceğim. Siz Defne ile evlendikten sonra burada mı yaşamayı düşünüyorsunuz? Mesela öyle bir şey varsa eğer o Nehir ve Polat'a dikkat edin. Çünkü evinizi böyle cayır cayır yakabilirler he. Abicim otur önce hadi. Yeşim. Bu ev benim değil. Ay çok güzelmiş ama ya. Tüh. Kimin? Dayımın. Dayımın? Dayımın mı? Evet. Sen dayınızı tanıyor musun? Evet. Şimdi yurt dışında ama arada görüşüyoruz. Bana söylemedin. Eşim. Ben annemle alakalı hiçbir şeyin sana ulaşmasını istemedim. Ama sana ulaşmış. Bana da ulaşabilirdi. Evet ulaşabilirdi. Eşim bak. Sen pek kendini annen tarafından terk edilmiş hissetmedin. Yok. Hissetmedim. Yani hani gidişini hatırlamıyorum ya. Ondan herhalde. İşte dayımla karşılaştığın her an bu duyguyla yüzleşecektin. Korumaya mı çalıştın? Sen benim canımsın. Sen de benim canımsın abicim. Abi. Efendim canım. Sen bilmiyorum farkında mısın ama
Artık böyle annemden bahsedince eskisi gibi delirmiyorsun he. Evet, o delirme kotamı Defne fazlasıyla dolduruyor. Hadi be. Defne sana iyi geliyor. Çok. O benim eksik kanadım. Tamamlanmana çok sevindim abicim. O kalas bana çok iyi geliyor be abi. Biliyorum Fındık. Anlıyorum seni de. Ama... Bizimkiler diyeceksin değil mi? Demeyeceğim tabii öyle bir şey. Biz birbirimize söz vermedik mi kızım? İyi günde de kötü günde de birbirimizin yanında olacağız diye. Evet. Ben de Toprak abim olmadan bu mutluluğu yaşamak istemiyorum. Ama Polat abim onun çok kızgın olduğunu söyledi. Beni odaya kapatacakmış. Araslar bitti demiş. Doğru söylemiş o Polat abin. Ben Toprak abimi hiç bu kadar öfkeli görmedim. İşte biz de bu yüzden önce nikah kıyalım dedik. Sonra çıkarız karşısına, ikna ederiz dedik. Aslında iyi yapmışsınız Fındık. Gerçekten mi? Toprak abimiz de kıyamaz. Hele sana hiç kıyamaz. O da senin mutluluğunu görünce yumuşayacaktır. Zaten yalına da seni üzüyor diye fitil olmuyor mu bu adam? Abim. İyi ki varsınız. Ben var ya, üç büyük şansa sahibim. Gerçi biri yanımda değil ama. Tamam. Hepsini halledeceğiz Fındık. Abin burada. Abin yanında. Abin hepsini halledecek. Abin bütün problemleri teker teker çözecek, halledecek. Abin burada. Biz her şeyin üstesinden geliriz değil mi abi? Tabii lan. Yaşasın barutçu kardeşliği. Yürü be abi. Yürü be Fındık. Ben sana... Fındık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.